Lan, çekim boyunca Feride yanımdayken bana sürekli hocam diyeceksiniz. Hocam mı? Ahmet abi, o nereden çıktı şimdi ya? Lan, hocam diyeceksin, bitti. Kaç kişilik setin başındaki adamım ben. Hocam diyeceksin. Üç kişiyiz Ahmet abi. Vedat'a sayarsak dört. La beni niye saymıyorsun oğlum? Hala abi diyor ya, hala abi diyor ya. Hocam diyeceksin oğlum, hocam diyeceksin. Geliyorlar, hocam diyeceksiniz. Bak, Allah'ı öldürürüm hepinizi, hocam. Ahmet. Ya oğlum, ben çok stres yaptım bir anda ya. Yapacaksın tabii Feride. Çekim yapacağız. Ya baksana, ellerim falan titriyor Ahmet ya. Ne yapsak, yapmasak mı? Ya bak bebeğim. Bebeğim mi? Evet bebeğim. Bak böyle sinir stres yaptıysan, elim ayağım falan da titriyorsa, hani arkadaşlar da... Arkadaşlar mı? Evet arkadaşlar. Buraya kadar gelmişler, onları hani geri çevirmek falan da olmaz. İstersen ben yapayım bu röportajı, olsun bitsin ha. Ne de olsa 5 yıllık bir fazladan tecrübemiz var. Yok. Öyle değil de. Ya bence çok güzel olur. Ahmet sen ne dersin? Yani siz Faruk'la yapsanız röportajı, ben vallahi yapamayacağım. Yok. Biz polis, öğretmen falan buluruz yolda, röportaj yaparız. Hadi toparlanın gidiyoruz. Ya Ahmet saçmalama. Gelmişsiniz buraya kadar. Hem Faruk da istiyor bak. Yani Ahmetciğim, benim için hani problem yok. Yapabiliriz yani. Ahmet abi, biz şimdi nereden bulacağız başka mesleği? Bulamayız. O zaman... Yapalım o zaman ya. Faruk, televizyona çıkacaksın. Evet. Ben gideyim bir böyle bir şey, önlük falan gibi bir şeyler giyeyim üstüme. Faruk Bey, dudağınızın kenarında iz var. Onu silin ilk önce. Dudağın kenarında böyle şey, ketçap falan gibi bir şey. Yok, daha acı bir şey. Ruj abi o. Ruj, ha şey. ben o zaman bir lavaboya kadar gideyim ha? Yardım edeyim bir tane. Gel. Ha git. Git yardım et hadi. Tuvalete kadar eşlik et arkadaşa, git. Kaç yaşında doktor? Üzülme hocam. Hocam de lan. De hocam de. Hocam. Hocam de. Hocam. Tabii hekimlerimiz. Bizim başımızın tacı. Canımızı emanet ettiğimiz çok önemli insanlar. Bu hafta meslek hikayelerinde doktorluk mesleğini işleyeceğiz. Konuğumuz Sayın Doktor Faruk Akbilek. Nasılsın doktor? Allah, iyi olmaya çalışıyoruz Ahmetciğim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Biraz klişe olacak ama nasıl bir şey bu doktorluk diye sorsam size. Hadi. Şimdi Ahmetciğim, doktorluk mesleği diğer mesleklere benzemiyor. Hani sizin işiniz, öteki işler de önemli tabii ama doktorluk başka. Biz hayat kurtarıyoruz. Tabii. Her şeyde toz pembe değildir ama, değil mi? Yani Allah korusun masada kalanlar falan, değil mi? Ahmetciğim, şimdi ben fizik tedavi uzmanı olduğum için biri masada kalmışsa muhtemelen beli falan tutulmuştur. Ben de onu düzeltirim zaten. Gözün numaraları bayağı büyük herhalde. Efendim? Yani şey diyorum. Okumak da zor be sizin için. Bayağı bir dert yani. Şimdi 6 yıl okuyorsun, ondan sonra uzmanlık kim bilir kaç yıl sürecek, değil mi? Zorlanıyor musunuz ya hayata tutunma aşamasında? Yok yani, hiç de değil. Ya yaş 30 olmuş, sen daha düzenini yeni tutturmuşsun, çalışmaktan hayatı ıskalamışsın gibi bir intiba oluyor halkta. Yani ben demiyorum da, sadece soruyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Faruk Beyciğim, bir asosyallik, bir tutunamamışlık var mı diye halk olaraktan merak ediyor yani izleyicilerimiz. Yok, aksine insanlar da öyle düşünmesinler. Niye düşünmesin canım? Hep mi iyi, hep mi güzel ya? Ha? Yok mu hiç aksi bir şey? Bunun bir eksisi yok mu? Hiç mi pişmanlık yok? Vallahi Ahmetciğim, tek pişmanlığım birilerini geç tanımış olmam olabilir. Başka da bir pişmanlığım yok. Yani insanlar öyle düşünmesinler. Doktorluk çok renkli bir meslek. Gündüzleri ayrı bir renkli, geceleri bambaşka renkli. Kes lan! Kaydı kes! Kaldır bunu! Abi ne oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. Ne güzel gidiyor lan? Bu şu oradan patlatmışsın, bunu buradan tut. Ahmet. Ney?
Ahmet konuşalım mı biraz? Konuşalım. Ekipmanı kuralım mı Ahmet abi? Hoca demin mi bozuldu ya? Biraz Özel yalnız. Hadi siz gidin yetişirim ben size. Ablacığım hadi. Koskoca doktor Özel bir şey konuşacağım diyor. Sen hala orada oturuyorsun. Yürü hadi. Ahmet niye böyle yapıyorsun sen? Bir iyi günler demeden çekip gitmeler falan. Bir şey yapmıyorum Feride. Bir iki işim var acil. Onları halletmem lazım. O yüzden zengin kalkışı yaptım. Kusura bakma. Ahmetciğim bak kaç yıllık arkadaşız biz. Ya bir sıkıntın varsa konuş benimle ya. Bir sıkıntım yok Feride. Ya oğlum kardeş gibiyiz. Birlikte büyüdük biz. Anlat hadi ya. Bir sıkıntım yok Feride. Aciliyetim var dedim. Vallahi yok kız. Aman iyi of Ahmet ya. Ben de bir şey var zannettim. İyi tamam bayramdan sonra görüşürüz o zaman. Görüşürüz Feride. Gökten yıldız yağdırayım saçlarına Feride. Gezegenleri örüp taç yapayım başına. Sen iste, sen iste. Dolunayı azıcık naneyle servis edeyim önüne. Su dalgaları gibiyiz sen de Feride. Birlikte büyüyoruz ama bir türlü dokunamıyoruz birbirimize. Diyemedim ya la Vedat. Boş ver be Ahmet abi. Ulan ben bu hallere düşecek adam mıydım Vedat? Ahmet kuralım lan ben. Ha şöyle be abi. Bundan sonra ben doktora niye giderim Vedat biliyor musun? Sağdan soldan cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığımda. Yaşa be Ahmet abi. Gitmiyorum lan tatile matile bayrama. Hazırlan lan Vedat. Bu gece Ahmet abin yani Ahmet Kural efsanesi sahalara geri dönüyor. O zaman oley be abi. Sevinin lan. Hurra. Ne kadar da taktı bir o kadar farklı.